Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de gerçekten harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün eski serimiz olan Fenerbahçe. Eski dediğim bir video önce hatta da yani eski dediğim yani bir serimiz olan videoda beraberiz arkadaşlar işte. Ne? Türk gücü, Türk'ün gücü serimizde beraberiz arkadaşlar. Bir önceki video 3000 beğeni gelmiş, devam ediyorum. Bu videoda da hemen arkadaşlar 5 saniye sayıyorum. Like butonuna basın ve yorum da yapabilirsiniz. İsteyenler yorum yapabilir. Zaten bu videoda da size kimi yükseltmemi istediğinizi soracağım. Onu da yazarsanız ve istediğinizde beğenirsiniz arkadaşlar. 5, bakın lütfen like'larınızı atın. Herkes 3000 beğeni geçmek istiyorum. Hadi bakalım yaparsınız. Hedefim o. Bakalım beni mutlu edecek misiniz, göreceğiz. 5, 4, 3, 2, 1. Tam ekranı kapatıp like'ı sen de at bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman. Çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Yeniysen hoş geldin diyorum. Abone de ol. 104.000 abone olduk. 105.000 sonrasında da 110.000, 120.000 öyle bakalım yükseleceğiz. Göreceğiz neler olacak. Hadi bakalım, takıma girdim arkadaşlar. Takımı tekrardan dizeyim. Dizmeyi unutmuşum. Mustere'ye koyayım hemen, bir dakika abi. Bunu bu arada baştan yapmam gerekecek muhtemelen. Çünkü 4-5-1 dizilişine geçeceğiz. Gerçekten arkadaşlar ben Türk'ün gücü serisini çektikten sonra mı olmuştu, öncesinde mi olmuştu hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok ilginç bir olay yaşandı. Bir dakika. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman olduğunu unuttum abi, cidden. Öncesinde mi sonrasında mı oldu hatırlamıyorum. Onu da yorumlara yazın. Bu video bittikten sonra unutmazsam bakarım ama MO'yu almıyorum arkadaşlar. Çünkü size ben bir soru sormuştum. Sonra bir soru daha sordum. O videoların ikisini birden izlemediyseniz şu an anlamamışsınızdır ne demek istediğimi. O yüzden ya da ikincisini izlediyseniz belki anlamışsınızdır. Yani dünkü videoyu izlediyseniz anlamışsınızdır ama ben yine de size anlatacağım şimdi. Hani bilmeyenler için tekrardan anlatacağım. Hemen Neto'yu koyuyorum. Hemen Romagnoli yerine de 80'lik bir oyuncumuz vardı. Denayer, onu koyuyoruz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar ben size bir soru sormuştum. Bir önceki Türk gücü, sadece Türk'ün gücü, Türk gücünü takip eden de olabilir yani. Öyle takipçilerimiz de olabiliyor, bazı videolarımızı izlemeyenler. Onlar için söylüyorum arkadaşlar. Türk gücü serimizde ben bir soru sormuştum. Isla'yı mı yükselteyim yoksa buradaki Alper Potuk'u mu? 2-3 tane şöyle yorum gördüm arkadaşlar. Giuliano'yu yükselt, Giuliano al, Giuliano'yu yükselt Alper Potuk yerine. Mantıklı da geldi ve öyle yapmayı düşündüm. Sonrası da yorumlara, dünkü videoda da yorumlara yazın dedim arkadaşlar bunu. Çünkü hani istemeyen de olabilir. Hani istemeyenler daha çoğunluk olursa, çünkü öyle yapardık. Alper Portugal diyenler de oldu ama daha çoğunluk yine Giuliano'ydu. O yüzden Giuliano'yu alıyoruz arkadaşlar. Bu videonun altına da yorum yapmanızı isteyeceğim şimdi. Takımı bir göreyim arkadaşlar. Ona göre nasıl bir yorum yapmanızı istediğimi söyleyeceğim. Şimdi Giuliano'yu şöyle Giul yazalım. Sonrasında da 78'di galiba. Ben bu adamın 82 falan diye tahmin ediyordum. Nedense 78 yapmışlar. Bilmiyorum. Geçen sezonki performansı da çok iyiydi aslında. 275.000 coins civarı. Ben yine de bir bakayım abi fiyatına. En ucuzundan alalım. Çünkü bazen abi bir sürü yüksek fiyatta olup sonra bir tane 150.000'e bile çıkabilen oyuncular olabiliyor. Mesela 237.000'e bulduk, buradan alalım. Buna 160.000 teklif verilmiş. Belki teklifteki adama gidecekti ben hiç dokunmasam ama. Hani bazen öyle şeyler görüyorum arkadaşlar. Çünkü o yüzden söyledim bunu. MOO'ya da arkadaşlar gördüğünüz gibi Giuliano'yu alıyoruz. Driplingi kaç bu arada? 87, evet. 5'ken arttığı zaman Rainbow'unu da yapacak güzel bir şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen kimi koyuyoruz? Tabii ki de şaka yaptım. Dele Alli bu arada çok az boost veriyor ya. 41.000 antrenman XP'si. XP'si yüksek olsa Dele Alli'yi yok edeceğim. Gerçekten edeceğim. Dele Alli bir 800.000, 900.000 XP verse, veremezdi. Eğer verse gerçekten Dele Alli'yi yok ederdim takımdan. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Dediğim gibi eğer şöyle bir XP verse 800.000 falan, yani en azından Özcan kadar 341.000 falan verse, 800.000 de değil abi, 500.000 verse, yok 500.000'e de satmam ya. Bilmiyorum abi, bir şey yapardım da ne yapardım bilmiyorum. Arkadaşlar 4'ken değil 5'ken arttırıyorduk. Hadi bakalım. Evet, 5'ken 234.000 coins verip 90 gene yükseltiyoruz. Giuliano'ya hazır mıyız? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar, sizin bana verdiğiniz görevi ben yapıyorum şu anda. Evet yaptım. Siz de benim sizden istediğim ufak şeyi like atmanız ve yeniyseniz de abone olmanız, bunu yaparsanız beni gerçekten gaza getiriyorsunuz ve çok mutlu ediyorsunuz. Bunu da bilin istedim ve yaparsanız da dediklerimi sevinirim. Dribbling'i 92'ye yükseldi ve bu durumda da bu adam artık Rainbow yapabilecek ve gayet de güzel olacak arkadaşlar. 2 tane efsane MOO'muz oldu. Arkadaşlar şimdi size yeni bir soru doğrultacağım. Şimdi 2 tane Galatasaray'dan var, bir tane Fenerbahçe, bir de Beşiktaş'tan var, bir de yabancı olarak var. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş ve Fenerbahçe'den birer oyuncu söyleyeceğim size. Babel mi yoksa Mauricio Isla mı? Evet, bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Babel'i mi yükselteyim yoksa Mauricio Isla'yı mı? Yorumlara yazın. En çok beğenileni yapacağım. Babel'i mesela 90 gen yapmam için ne kadar harcayacağım abi? Onların hepsine biz sizlerle birlikte bakalım.
Belki kararsız kalanlar benim ne kadar harcayacağıma bakarak da yorum yapabilir arkadaşlar. Hemen şöyle 5000 daha koyalım, iki tane daha. Buna 234 bin coins gidiyor arkadaşlar. Zaten aynı gidecek. Buna 234 bin coins gidiyor. Ve isteğe bakalım ne kadar coins gidecek ve ne kadar antrenman XP'si gidecek, göreceğiz arkadaşlar. Hemen 3 tanesini de koyalım. Hatta bunu da koyayım. Şu ikisini de koyalım. Ha, 10 gen arttı bile arkadaşlar. Şu anda 10 gen oldu ve buna da 332 bin arkadaşlar. Çok fark yok. Zaten hani aşırı şey olmayacak. Ama defansımızda da bir tane 90 gen olmasını istiyorum ben açıkçası arkadaşlar. Ve takımda değişmesini istediğim oyuncular olacaktır. Ancak şu anlık Mauricio Isla. Bu arada arkadaşlar, gol krallığı yapayım mı yapmayayım mı? Bu videoda, evet, bu videonun altından karar vereceğim. Bu videonun altına onun da yorumunu yazın arkadaşlar. Gol krallığı yap ve yapma abi. En üstteki hangisi ise yap veya yapmadan onu yapacağım. O yüzden yap diyenleri de beğenin, yapma diyenleri de beğenin, yani nasıl istiyorsanız. Takımda değişiklikler olacak arkadaşlar, ufak tefek. Denayer'la Neto'yu ikisini de değiştirmeyi planlıyorum. Jenner Erkin'le Isla kalsın ama sıkıntı yok arkadaşlar. Babel mi Isla mı? Bunu tekrardan yorumlara yazmanızı istiyorum. Ve arkadaşlar hemen şimdi sizlerle birlikte takım bu arada 86'ya yükseldi. Ve sizlerle birlikte arkadaşlar ne mi yapıyoruz? Hemen mücadelelere giriyoruz. Size ufak, çok küçük bir şey ama bir sürprizim var. Hemen göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dördüncü kısma geldik. Ve dördüncü kısma kadar çıkarttım arkadaşlar. Bir önceki videoda ikinci kısımdaydık. Yani en azından birazcık daha heyecanlı değil de, yani biraz daha, yani yine kolay olacak. Ama daha güzel olacak ve gol atmam biraz, çok az daha zorlaşacak. Ve artık 8-0, 9-0 muhtemelen yenmem zorlaşabilir yani. Buffett'in bir gomisi de değiştirebiliriz bu arada arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü yani yerine yine eşit şey yapacağız. Eşit Galatasaray Beşiktaş kullanacağız ama gomis çok şey. Rainbow yapamadığı için abi sıkıntılı. O yüzden onu bir bakacağım hatta. Adamın adını gördünüz mü? Adamın adı Amini. Saçma bir ismi var yani, gerçekten saçma. Hani isimleri saçma demek istemiyorum. Sonuçta onların ülkesinden normal geliyor ama yani rakip takımdaki isimler gerçekten hangi ülkenin olduğunu merak ediyorum. Güzel isimler, değişik isimler ama yani bana Türk olduğum için birazcık saçma geldi. Ve Giuliano takıma katıldığı ilk gün golünü attı. Bu arada arkadaşlar, gol krallığı yaparsak ben zaten önceki videolardaki golleri de toplayacağım için hepsini toplayabileceğiz. Alper Potuk geçen videoda gol attı mı hatırlamıyorum ama o da gol attıysa onun golü de Giuliano'yu sayacağız. Çünkü Giuliano'nun bu sefer maç eksiği olmuş olacak ve yanlış olacak. O yüzden öyle olmaz. Anderson Talisca 2-0 oldu ve eğer gol krallığı yaparsak, bir şey daha söyleyeceğim. Gol krallığı yaptığımız zamanda da daha heyecanlı olacak. Çünkü hangi futbolcu hangi futbolcuyu geçecek, bunu falan karar veririz. Gerçekten çok eğlenceli olur. Hani mesela Gomis 9 golde, Talisca 7 golde ama öbür videoda Talisca 5 gol atıyor, Gomis 3 gol atıyor. Talisca ile Gomis eşitleniyor falan böyle. Sonrasında Giuliano 7 gol atıp geçiyor falan. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Bu arada Gomis, Talisca ve Giuliano üçü de birer gol attı. Şimdi bir de Cengiz Ünder'le gol atmaya çalışalım bakalım. Çünkü birazcık eşit tutayım şimdiden gol krallığından. Gerçi gol krallığından haberim olduğu zaman birazcık eşitlemeye çalışabilirim arkadaşlar videolarda. Hani gerçekten istemeden de olur o muhtemelen. Ben de öyle oluyor abi çünkü. Genelde ben eşitlemek isterim bu tarz şeyleri. Ya da çok fark atanla aşırı gol atmamaya da çalışabilirim. Ama bilmiyorum abi, öyle şey yapmaya da bilirim. Bakalım diğer videoda. Hatta arkadaşlar hesaplayıp yoruma da yazabilirsiniz. Tüm videoları izleyip tek tek sayıp yoruma yazabilirsiniz. Videoda yani direkt görmek isteyenler bunu yapabilir. Herhangi birisi de direkt görebilir yani gol krallığını ama bir bu videodaki golleri atayım ve bayağı bir gol oldu arkadaşlar. Bu videoda da bir maç oynayacağım. Hatta diğer videoda belki 5. kısma çıkmış olurum ve daha da zor olur ve daha da heyecanlı olur. Diğer videoda takımımı tam olarak oturtmaya çalışacağım. Gol krallığı yap diyenler için eğer yaparsam da ona göre oyuncu satıp şey yapacağım arkadaşlar. Mesela Arda Turan MO'da oynuyor. Gerçekten bilerek yapmıyorum ama Arda Turan mesela gol atmıyor gördüğünüz gibi. Ya da sol orta sahada kim var bizim? Bak Babel. Babel de bu videoda gol atmadı mesela. Sağ orta sahada Cengiz var, ona bilerek attırdım gerçi arkadaşlar. Gerçi yani bir şey diyeyim mi? Gerideki adamlar gerçekten çok gol atamıyor ya. Asistleri maalesef sayamam abi, çok zor olur. Ya da asistleri de sayarım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Asistleri de sayacağım. Asist krallığı da yapalım mı? Çok uğraştırır beni ama istiyorsanız yapacağım. Bu arada Babel golü kaçırdı. Bir şans daha vereceğim ama ona. Çünkü hiç şans vermemiştik ama yine kaçırdım. Ben mi kötü vuruyorum bilmiyorum da abi. Diğer oyuncularla bütün şutlarım gol olmuştu. Babel'le iki tane çektim, atamadım. Bu da ilginç bir durum arkadaşlar tabii ki. Evet, asist krallığı yapmak çok daha uğraştırır arkadaşlar ama 3000 beğeni gelirse yapacağım. Eğer yoruma yazarsanız ve 3000 beğeni gelirse bunları yapacağım arkadaşlar. Gomis, Buffett'in mi Gomis? 7-0 oldu. Ama arkadaşlar Gomis şimdi Rainbow yapmıyor da çok güzel gol atıyor. Çok fazla gol atıyor. Hani az gol atmadığı sürece de değiştirmeyeceğim bu arada. Öyle de bir durum var. Eğer gol krallığını yaparsak, ama yapmazsak sırf Rainbow yapmadığı için bile değiştirebilirim. Çünkü abi driblingi çok kötü ya. Hızı çok da kötü değil ama driblingi birazcık kötü geldi. Hadi bakalım sana.
Talisca şöyle bir pas at abi. Caner Erkin. Bir diğer oyuncularımız da topla buluşsun. Sonuçta Süper Lig'den oyuncular onlar da. Kaleci Muslera'ya atalım abi. Kaleci Muslera şöyle bir dik. Dikemedim adam gibi ama neyse net o. Babel. Ryan Babel. Bu arada Ryan Babel 90 olunca roulette rainbow yapıyorsa Babel'i 90 yapmak çok isterim abi. Babel. Ryan Babel. Babel. Babel'e bir şans daha mı vereceğiz? Ryan Babel çok güzel taşıdı topu. Babel, Babel, Babel sonunda golünü attı arkadaşlar ama Babel'in inform kartının bu kadar kötü de şut çekmesi yani en azından bana öyle mi geldi bilmiyorum. Bu arada Arda Turan'a da bir şans verelim bakalım. Arda Turan, Arda Turan, Arda Turan güzel hareket. Arda, Arda, Arda Turan kaleci çok kötü olduğundan dolayı gol yedi. Çok köşeye vuramadı çünkü maalesef yani bunun da gözünüzün önünde oldu. Bu arada bayağı bir gol attık. Yani 71'lik de takım olsa çok kolay oldu. Ama gol krallığı yaptığım için abi full gol atmaya uğraşacağım yani hiç şey yapmadan. Giuliano. 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 Havadaki gelen topa vurdu. Kaleci kurtardı. Giuliano'yu güvenlik uzaktan vurduk ancak maalesef güvenimizi boşa çıkardı derken Arda Turan 10'a 0 yapıyor durumu. Harika. Gerçekten Arda Turan bir anda 2 gole imza attı. Sana. Bakalım daha neler olacak. Amini. Giuliano. Giuliano topu alman lazım. Gomis. Gomis. Giuliano. Şöyle bir hareket. Çok güzel. Giuliano. Abi ben çok kötü vurdum ya. Havadayken top plase vurmak çok mantıksız. Ama gol olursa çok harika bir gol olur arkadaşlar. Düşünsenize havadayken plase vurup gol attığımı. Gerçekten hani videoda da olduğu için daha çok da gol attık ama Giuliano'ya da haksızlık oluyor. Çünkü ayağına gelen topu tepmiş oluyoruz derken harbiden de güzel bir şut çektik. Bakalım neler olacak. Daha fazla goller atabileceğiz mi? Göreceğiz. Arkadaşlar bu arada ben şey fark ettim. Abi ben YouTube'da başarılı mıyım? 100 bin abone oldum sonuçta. Bir başarım var en azından. Bunun da sebebi arkadaşlar benim biraz. Çünkü oyuna çok aşırı derecede para da getirmiyorum. Beni takip etmenizin sebebi video boyunca 15-20 dakika boyunca hiç durmadan konuşuyorum abi. Boş da konuşsam, dolu da konuşsam konuşuyorum. Ve konuşuyorum yani. Gerçekten böyle bir yorulmuyorum. Öyle bir şey sezdim arkadaşlar. Ve gerçekten bu var mı bilmiyorum abi. Bütün YouTuberlar çünkü böyle videoyu çekerken hani oyunu oynar bir kısmını keser. Böyle keser keser yapıştırır. Şimdi ben FIFA oynuyorum tabi. Hani bunu kesilecek bir durumu yok. Genelde yorumlanacak tarzda bir şeyler. Bu arada golü kim attı? Denayer attı. Helal olsun. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani bütün YouTuberlar böyle hani oyunun kesilmiş bölümlerini koyar ve hani sürekli de konuşmaz bazıları. Ya da çok espri yapanlar var. Onlar konuşabilir yani. Kendince kanalına uygun espriler oluyor insanların, YouTuberların. Onları yapıyor. O zaman konuşabiliyor ama ben Buffett Timbi Gomis. Evet arkadaşlar, Buffett Timbi Gomis'in efsane golüyle 13-0 öne geçtik. Evet, efsane fark attık. Bakalım bir sonraki bölümlerde bu farkı geçebileceğiz mi? Evet arkadaşlar, burada videomuzun o zaman sonuna geldik. Maçımız bitti çünkü ve bakalım daha neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Like'ları unutmuyoruz. Like 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 like. Evet, like'ları unutmuyoruz. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve abi ben böyle durayım. Şu Arma'nın oradan bakın. Her zaman söylüyorum bunu birazcık daha havaya kaldırmam lazım. Şuradan abone olabilirsiniz. Ve şuradan zaten çıkmıştır daha önceden. Şöyle göstereyim abi. Yani şu kısımdan da videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu kısımdan videoya gidebilirsiniz. Şu Arma'nın olduğu kısımdan da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar size çok sevdiğimi biliyorsunuz. Her videoda söylüyorum zaten. İzlediğiniz için gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu like'larınızı attıkça nedense ben bir mutlu oluyorum, seviniyorum. O yüzden atabilirsiniz mutlu olmamı istiyorsanız. Hoşçakalın, seni seviyorum. Adamsınız ve bay bay.